Herkese merhabalar arkadaşlar. Dost Derneği barınağındayız. Burası tedavisi bitenler birinci kısım. Bakın oldukça büyük bir alan. Bunlar ayakkabıma saldırdı buradakiler. Neredesiniz? İşte buradalar. Şu badem. Bu pamuk. Pamuk kız. Evet, burası tedavisi bitenler birinci kısım. Oldukça büyük bir alan. Burası 1500 metrekare bir alan. Buralara çim ekmiştik. Biraz daha yeşillendireceğiz yani sulaya sulaya. Bakın şöyle. Evet, şöyle. Bu badem olan, bu avşalı acar, avşadan aldığımız, şu bacağındaki ortopedik sorun da iyileşmek üzere. Evet, bu pamuk prenses burada. Arka bacağı tamamen çürümüştü. İyileşti. Diğerleri kırpık geliyor. Arka ayağında ortopedik sorun var. Hala iyileşmedi. Yuvaları bu şekilde biz blok halinde yaptık. Kütle gibi yani. Bunu neden böyle yaptık arkadaşlar? Bunlar hayvanların üzerine devrilmesin diye. Yani 4-5 kişi taşıyamıyor bunları. O kadar ağır. Ve üzerlerine kuruluk yaptık. Arkası ve yanları da kapalı. Yağmurdan, kardan etkilenmesin diye. Aynı şekilde diğer taraftaki tedavisi devam eden bölmeleri de böyle yap. Şöyle göstereyim. Az sonra geçeceğiz o tarafa ama üzerinde kuruluk var. Şu şekilde. Yanlar kapalı, arkası da kapalı. Arkasında zaten duvar var bunların. Ne gördünüz? Hani nerede? Pepe. Şu siyahlı boynuna tel bağlanıp sürüklenen. Şunun bacağını avşa adasında yanlış ampute etmişlerdi. Biz aldık. Bakın hala bacağında ufak bir yara var. Sivas Divriği'den aldığımız bacağı baltayla kesilen, Ordu'dan aldığımız badem, Sakarya'dan aldığımız Pepe. Onu da bacağını tüfekle vurarak kırmışlar. Parçalamışlar yani. Pepe gel oğlum. Pepe gel. Pepe gel. Gel oğlum. Aferin. Aferin oğluma. Yakışıklı oğlum benim. Diğer bacağı arkadaşlar tüfekle vurarak parçalamışlar. Şu çok şiddet görmüştü. Hiçbir şekilde sesi çıkmazdı. Şimdi böyle. Nereye havladıkları da belli değil. Evet, buradaki mıcırı, yani altlarına serdiğimiz mıcır. Bu şekilde dere taşından. Bunlar hayvanların ayaklarına batmasın diye. Şöyle göstereyim. Böyle dere taşından bunlar. Hayvanların ayaklarına batmasın diye bu. Evet. Hem çamur olmuyorlar hem de hayvanların ayaklarına batmıyor. Bu onların oyun platformu normalde ama hiç oynamıyorlar. Kemiriyorlar sadece. Şimdi tedavisi biten ikinci kısma geçeceğiz. Burada üç kısım var böyle tedavisi biten. Burası şu anki bulunduğumuz alan en büyük alan. Buraya genelde üç bacakları koyduk. Çünkü bunların daha fazla koşmaya ihtiyaçları var. Diğeri 600 metrekare, öbürküsü de 400 metrekare alan. Üç tane böyle alanımız var. Sonra tedavisi devam edenler, kediler ve tedavisi devam edenler şeklinde ayrı ayrı bölmelerimiz de var. Evet, bu barınak alanı ve yuvaların içleri haftada bir dezenfekte ediliyor arkadaşlar. Çünkü buraya çocuklar geliyor ziyarete. İnsanlar geliyor ve hayvanların da sağlığı için dezenfekte etmek gerekiyor. Şimdi tedavisi devam eden bölmesine geçelim. Daha sonra da tedavisi bitenler kısımlarına geçeceğiz tekrar. Bu su borularını, buraları çimlendirmek için aldık. Çim yapılacak buralara. Burada küçük ırklar var. İki tane ufaklığımız var burada. Burada bir preso kanaryo var. Onun da kalça kısmında yara var. Sokağa atmışlar. Burada ortopedik sorunlu Oscar var. Burada kör oğlan var. Burada 3 tane cam var. Bunların da tedavileri daha yeni bitti. Evet, bu başına darbe alan bir çocuk. Her yeri kazar böyle. Ot yiyor şu an. Bütün bölmeler aşağı yukarı dolu. Bu da bizim dost. Benim kendi köpeğim.
Böyle bir yoldan giriyorsunuz. Bu yol 6 metre genişliğinde. Tedavisi devam edenlerle tedavisi bitenleri ikiye bölüyor. Tedavisi devam edenler zaten bulaşıcı bir hastalık yok. Genelde nörolojik, kırıklığı, tedavisi işte bir şekilde devam eden. Zaten bulaşıcı hastalıkları barınağa almıyoruz. Onların tedavileri klinikte devam ediyor. Her iki tarafta çiçekler var. Henüz büyümediler ama çiçek olacak böyle. Rengarenk. Evet, en büyük alan bunlara ait. Şu kısma. Şimdi devam ediyoruz. Diğer bölmelere geçiyoruz. Tam olarak 6 dönüm üzerine kurulu barınak. Burada daha önceden tedavisini yaptırdıklarımız var. Sahiplendirdiklerimiz. Evet, mesela şu Bayrampaşa'da patisi edilen kedi. Bu ufaklık. Bayrampaşa'ya sahiplendirmiştik. Karaca'yı Doğa Koruma Milli Parkları Müdürlüğü'ne verdik. Çünkü Karaca. Şu da aynı şekilde Bayrampaşa'ya sahiplendirmiştik. Buradakilerin hepsi sahiplendirildi. Bir iki tanesi halen barınağımızda. Mesela burada Düzceli var. O barınakta. Şu ufaklık barınakta. Şimdi tedavisi bitenler ikinci kısma geçiyoruz. Evet arkadaşlar, burası tedavisi bitenler ikinci kısım. Burada 3 tane yuva eksiğimiz var. Yani 3, 6, 9, 9 tane daha yuva yapacağız buraya böyle kütle halinde. Bunlar çünkü hayvanlar üzerine çıktığında üzerlerine yıkılmasın diye böyle ağır yapıldı. Ve buranın da çimleri büyümeye başlamış. Buralar yeşil bir alan olacak. Yavaş yavaş şunlar da büyüyor. Gayet güzel olacak buralar. Yani yeşillikler içerisinde olacak. Doğal ortamından da tam olarak koparmamış olacağız. Şimdi bunların tedavileri yeni bitti daha. Burada birbiriyle anlaşabilen ancak yan bölmelerle anlaşamayan köpekler var. Pitbull var mesela. Ondan sonra Dogo var. Dogo. Hareketlere bakın. İşte arkadaşlar, önemli olan hayvanları bir yere tıkmamak. Bakın, özgürce dolaşabiliyorlar ve üstelik de herkese açık. Yani 24 saat ziyaret edebiliyorsunuz. Şurada bir yol var bakın. Köy yolu var. Buradan canı sıkılıp gelip burayı ziyaret eden insanlar var. Yani çoluk çocuk gelenler, hafta sonları falan. Şu an koronavirüsten dolayı ziyaretler ertelendi ama yani normalde her zaman ziyaretçi kabul eden bir barınak burası. 8 aydır arkadaşlar 1400 kişiye yakın ziyaretçi geldi buraya. Burası kedi yeri. Kedi yerini tamamen taşıyacağız. Bir tanesi bakın nereye çıkmış. Kediler bir yerde tıkış tıkış değiller. Gel gel gel. Pisi 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 pisi. Gel ufaklık. Şöyle içeri girelim o çıkmadan. Evet. Burası kedi yerimiz. Kedi yerleri böyle bölme bölme yine. Aynı şekilde konteynerin içinde kalıyorlar. İçinde yuvaları var. Mamaları içeride. 12 metrelik bir konteynerin içerisinde. Kedilerimiz. Gel. Pis pis pis. Kara kız. Gel kızım. Bahçelerine çıkıyorlar, geziyorlar, oynuyorlar. Ondan sonra akşamları da içerideki yuvalarına giriyorlar. Evet, buralara da çim ekeceğiz. Çünkü hayvanlar çim değil, sadece buralara kurt bahar ekeceğiz. Yani böyle etrafını çevirecek. Bunların aralarında oynasınlar diye. Şimdi tedavisi devam eden köpeklerin yerlerine geçiyoruz. Evet, tedavisi devam eden köpeklerin bölmeleri buralar yine. Aynı şekilde. Şu karaciğer sorunlu bir köpek. Bu ikisi gençlik hastalığı atlatmıştı. Şu an hiçbir sorunları yok. Gel, gel sarı olan. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Aferin. Aferin koçuma benim. Bunun da arka bacağında halen şey var. Bandaj var. Şunun tedavisi devam ediyor. İkisini de göl pazarından almıştık. Çok güzel bir oğlan bu da. Evet, şimdi tedavisi biten üçüncü kısma geçiyoruz. Yani hemen bu bölmeye geçiyoruz. Arkadaşlar, burası da tedavisi bitenler üçüncü kısım. Yine aynı şekilde buradaki yuvalar da kütle halinde. Burada diğer bölmelerle anlaşamayan ancak kendi aralarında anlaşabilen köpekler var.
Bursalı, Çipil, Düzceli, ondan sonra bizim güzel kız. Bunlar var. Kendi aralarında anlaşabiliyor. Kurşun asker. Bu şekilde. Burası ikinci kısımda. Hemen şu telin olduğu kısım. Yani Dogon'un olduğu kısım. İkinci kısım. Birinci kısımda en sondaki bölümdü. Burası da 400 metrekare bir alan. Burası 600 metrekare. Şu en sondaki yerde 1500 metrekare. Oldukça geniş. Alana göre hayvan sayısını belirlemiş olduk. Yani bu şekilde yaptık. İleride bu kedi yerini arka tarafa taşıyacağız. Onu hemen göstereyim. Şimdi arkadaşlar kedi yerini yakında şuraya taşıyacağız. Güllerimizi açtığında bekleriz arkadaşlar ziyarete. Burası tedavi odası olacak. Daha önce işi bitmedi. Onun için yani resmi barınaklarda ruhsat için tedavi odası şart ve veteriner şart. Burayı böyle tümüyle tedavi odası için ayıracağız. Pencereler açılacak. Şuraya kedi yeri taşınacak. Evet. Arkadaşlar herkesi barınağımızı ziyarete bekleriz. Buradaki hayvanların böyle özgürce koşmalarını gördüğünüzde çok mutlu olacaksınız. Buradaki canların hepsi 15 günde bir veteriner kontrolünden geçiriliyor ve güncel aşıları, dış parazitleri, iç parazitleri hepsi yapılıyor. Zaten resmi barınaklarda yapılmak zorunda. Evet. Ve haftada bir de buralar dezenfekte ediliyor. Her hafta. Cumartesi günü. Yarın yine bir ilaçlama çalışmamız var. O zaman da bir yayın yaparız. Yani hiçbir hayvan böyle kafeste tıkılı değil. Kediler dahil hiçbirisi kafeste tıkılı değil. Hepsinin kocaman alanları var. Koşup oynayabilecekleri büyük büyük yerleri var. Mesela burası tedavisi devam edenler bölmeleri oldukça büyük. Tedavisi bitenler bölmeleri zaten en büyük alan 1500 metrekare. Birinci bölüm tabii ki. İkincisi burada. Burası 600 metrekare. Üçüncüsü de 400 metrekare. Bu tedavisi devam eden köpeklerin alanı yine. Burayı kedi yerini taşıdıktan sonra, hemen şu arka tarafa taşıdıktan sonra burayı da böyle tümüyle köpeklerin bölmeleri yapılacak. Evet, bu çiçekler de büyüdükten sonra çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak arkadaşlar. Mis gibi kokan bir barınak olacak burası. Amacımız herkesin buraya gelmesini sağlamak. Çünkü buradaki hayvanlar ağır tedaviler gördü ve sizlere ihtiyaçları var. Mutlaka gelip ziyaret edin. Yazın buralar daha böyle yeşil bir alan olacak. Çiçekler büyümüş olacak. Mis gibi kokular içerisinde bir barınak olacak arkadaşlar. Daha tabela eksiklerimiz var. Mesela buralarda 3 tane tabelamız var. Şurada da eksik var hala. Bunlara henüz maddi anlamda yetişemediğimiz için bıraktık şimdilik. Mesela bakın buranın sacı da yok. Sacını da koyacağız. Şuranın da sacı yok. Ama üstü kapalı en azından. Yani yağmur falan direkt yuvaya değmiyor. Ve yuvalar pırıl pırıl duruyor bu şekilde. Bakın en güzeli de bu. Tedavisi devam eden bir köpek bile rahatlıkla alanında koşabiliyor. Evet. Şöyle göstereyim. Üç bacaklı canlılar falan. Hepsi rahat rahat koşup oynayabiliyor. Gel, gel, gel. Yani önemli olan hayvanı bir yere tıkmak değil. Onların refahını sağlamak. Buddy. Bunu da daha yeni Düzce'den almıştık. Arka bacağı kırıktı. Tedavisi yapıldı. Şu an yuva bekliyor bu ufaklık. Yenilerde sokağa atmışlar bunu belli ki. Gel, 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 gel. Gel, gel. Pamuk gel, gel. Evet, en güzeli de bu arkadaşlar. İstedikleri gibi istedikleri alana koşup oynayabiliyorlar birbirleriyle. Ne oldu? Sen büyüdün de bağırır mı oldun? Arka bacak çok kötü durumdaydı bunun. Tedavisi yapıldı. Şimdi böyle özgürce oraya buraya havluyor.
Değerli arkadaşlar, herkesi bekliyoruz barınağımıza. Mutlaka gelip ziyaret edin. Bu canları yalnız bırakmayın. Şu sıralar mama konusunda oldukça sıkıntı çekiyoruz. Çok hayvan var çünkü burada. Bunların hepsini, yani bir kişinin, iki kişinin yetişmesi mümkün değil. Sizlerden de destek bekliyoruz. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.